Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mountain Blade Warband'da Cihat ve Haçlılar modunun 6. sürümüyle, versiyon 6 ile karşınızdayım. Yıllar sonra aynı seri tekrardan oynanıyor sevgili dostlar ve bu sefer Steam'deki sürümü değil, en güncel sürümü indirip oynamaya karar verdim. Selçuklu ana senaryosundayız efendim ve bir çölde bulunduğumuz akşamda ya da akşama doğru bir kısımda sevgili Haçlı Şövalyeleri üzerimize doğru geliyor sevgili dostlar. Bütün birliğimizi kılıçtan geçirerek böyle bir savaşın içerisinde oyun başlıyor. Ve evet, birine koltuklanmış kargı vuruşu atmayı başardım. Efendim, Cihat ve Haçlılar modu her zaman benim için özel bir mod oldu. Çünkü oynaması gerçekten çok keyifli ve bir seri yapma planım vardı ne zamandır. Tabii ki bu seri yapma planını birazcık daha öne çeken yeni sponsorumuz oldu sevgili dostlar. Bu bölümümüzün sponsoru sevgili Sugary Hell Discord sunucusu dostlar. Hemen şu fight'ı yapalım, daha sonrasında detayları sizlere ileteceğim. Evet, partimiz çıktı zaten. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve dilerseniz hemen sizlere oyun çok ilerlemeden sponsorumuzu tanıtayım sevgili dostlar. Kıymetli arkadaşlar, hemen şöyle ekrandan göreyim. Bu arada tarih ve saati görebilirsiniz. Video güncel. Sugary Hell 666 sponsor olan Discord sunucusu sevgili Furkan bu sunucuyu kurdu ve birlikte oyun oynamak isteyen insanları bir araya toplamak istediğini söyledi. Küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı olmadan rahat bir şekilde çeşitli oyunlar oynayabileceğiniz bir Discord sunucusu burası. Açıklama kısmına ve videonun yorumlar kısmına link bırakacağım, haberiniz olsun. Davet linkini alıp siz de buraya gelebilirsiniz. İlk başta bir kayıt kısmı açılıyor sevgili arkadaşlar. Hemen göstereyim hatta şurada size. Bu kayıt kısmında isim ve soy isminizi yazarsanız sizi kaydediyorlar ve giriş yapabiliyorsunuz efendim. Bakın, benden sonra bir arkadaşımız daha gelmiş. İsminiz ve yaşınız, soy isim opsiyonel. Sunucuya kaydediyorlar ve burada birlikte oyun oynayacak arkadaşlar edinebilirsiniz. Hemen şöyle bir oyunun ekranını geri verirken siyah ekranda farkındayım. Düzeldi mi? Düzeldi. Harika. Hemen oyunun ekranını geri verirken ne üzerine çalıştıklarını da size anlatayım kıymetli arkadaşlar. League of Legends olsun, CS2 olsun, Valorant, The Forest ve Stardew Valley gibi oyunlar olsun, birçok oyun yelpazelerinde var ve oyuncu arkadaşları bir arada toplamak istiyorlar. Söylediğim gibi açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş link mevcut. Bu arada sizin de reklam verme gibi bir düşünceniz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz efendim. Şimdi ben burada nasıl bir kaçış sergileyeceğimizi hatırlıyorum. Selçuklu ana senaryosunu hiç bitiremedik çünkü hiçbir zaman ben tam sürümü indirmedim değil mi? Bunca zaman boyu. İyi yavrum iyi. Sanırım buranın kapıyı açtıktan sonra tepesinde bir yerde... Aa, kapı kilitli. Peki. Öncelikle iskeletten falan bir eşya buluyorduk galiba. Ya da yandaki esirlerle mi konuşuyorduk? Ayaklanma çıkaracağız sevgili dostlar. Şu an Haçlı Şövalyelerinin bizi esir olarak tuttuğu hapishanedeyiz. Ve bir ayaklanma çıkararak buradan ayrılmamız gerekiyor. Hah, şuradan demir çubuk alacağız. Aldığımız bu demir çubuklarla kapıyı açmaya çalışacağız. Ardından da söylediğim gibi hatırlıyorum yani neler olup bittiğini. Ne oluyor hocam? Bu hatıralarım arasında değil. Bazı şeyler değişmiş kral. Moğol mızrağı, bayılırım. Yeterli becerim olmasına gerek yok. Bir saniye. Öncelikle bir bütün loot'u alabilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben açgözlü bir insanım biliyorsunuz. Açgözlü bir insan olduğum için asla loot affetmem. Hemen şöyle botumu, ıdımı, bıdımı alayım. Kalkanımı, baltamı alayım. Gürzmürüz alabiliyoruz ha. Eyvallah. Bütün itemler burada. Şu Moğol mızrağını kullanmayı çok istiyorum ya. 10 güç lazım diyor. Peki. Yettim baba yiğitler, yettim. Ya hak. Burada sanki Haçlılar bizi alır gibi geliyor ama. Alamadılar, şükürler olsun. İtemleri aldık. İsyan başlatıyoruz. Ama kapının önünden çekilmeniz gerekiyor galiba. Sayın hocam. Merhabalar. Çekilme şansınız var mı efendim? Lütfen. Lütfen, yeni seriye başladım. Çekilir misin? Nasıl yapacağız peki abi? Tam kapının önüne. Aa, seviye aldım bu arada.
Teşekkür ederim. Biraz gönderli silah da kullanmayı öğrenebilir miyim? Sağ olasın. Şu Moğol mızrağını da bir kuşanam mı? Teşekkürler, teşekkürler. Evet, sayın arkadaşlar, çekilirseniz... Dur. Doğru yerdeyim, doğru yerdeyim, doğru aşamadayım. Biraz böyle fortlarsam kendilerine... Olacak gibi de olmuyor gibi. Puanı saklayalım bu arada. Z'ye basıp çömelebiliyor muyum? Bence ilerleme kaydediyoruz. Yavaş yavaş işte bu lan. Hiçbir şey beni durduramaz, anladın mı? Hiçbir şey. Yalnız dar alana gireceğiz biz, ne olur ne olmaz. Balta kalkan takılalım da. Selamun aleyküm. İyi kılıç kullanıyorsun galiba. Haçlı gardiyanı. Ama bana sökmez. Bana sökmez. En son Warband için Native Gold Edition oynamıştım. Beyler. Baylar, baylar. Şimdi kaleden firar zamanı Joe. Ama tabii önce ip bulmam lazım. İpi nerede bulacağımı hatırlamıyorum. Şöyle kenarlardan, bir yerlerden bir bakınacaktık bu arada. Ölü insanların olduğu yerden değil. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Yerde bir yerde miydi bu ip yığını, böyle bir yığınla ip falan mı işaret ediyordu? Koridordan çıkarken miydi? Bunların leşlerini iyi yere serdik de. Hocam. Samanların arasında olamaz değil mi? Muhtemelen samanların arasında olamaz. Unuttum, unuttum dostlar, unuttum. Biraz böyle ihtiyarlığıma verin. Yep, buldum ipi. İpi alıp tırmanma zamanı. İşte asıl çetrefilli kısım buradan sonra başlıyor. Çünkü müthiş bir kaçış sekansına denk geleceğiz. Hocam in. Aşağıda da esirlerle beraber. Lan dur. Silah çekmeyi unuttum. Çok güzel ayarlamışlar yalnız ya. Hani bu esir miktarının biraz daha az olması canımızı sıkabilirdi. Ben Moğol mızrağına bayıldım bu arada. Evet, burada sanırım eliminen dayı eliminenden böyle bir parça daha fazla gameplay gerekiyor. Bu arada Bannerlord'da o kadar iyi kalkan kullanıyorlar ki, onların o kadar iyi kalkan kullanışının yanında burası birazcık şey geldi böyle. Yani Warband oynarken birazcık daha rahat ediyorum işin açığı. Çünkü Bannerlord'da acayipler abi. Yani hiç vuramıyorsun adamlara ya. Müthiş savunuyorlar kendilerini. Bu giriş kısmı uzatılmış galiba. Önceden böyle bir sahne hatırlamıyorum ama hatıralarıma da çok güvenmiyorum şu an. Muhtemelen hep vardı. Ve biz bu şehirden kaçmaya çalışacaktık. Birden fazla rakibe vuruyor mu? Sanırım bu modda birden fazla rakibe vurabiliyoruz. Onun kılıcım başka birinin içinden geçiyor, şey yapmıyor, çarpmıyor. İçinden geçiyor dediğim olumsuz maksatla söylemiyorum. Adamın kafasına vurmak istiyorum ve vurabiliyorum, anladın mı? Esirler böyle çok büyükken de engel olmuyor yani. Zindandan çıkma zamanı Joe. Efsane bir kaçış gerçekleştirdik. Burada galiba savaşmadan gaza basmam lazımdı. Ben mi yanlış hatırladım? Şey mi yaptık bilmiyorum da savaşmadan gaza basmak lazımdı galiba. Emin değilim. Çünkü vuruştuğumuz zaman bunlar böyle bir bizim çarkımıza tükürüyordu gibi hatırladım. Ama şu anda yolu kapatıyorlar mesela. Bunlarla savaşmadan geçebilme imkanı yok. Tuzak mı kuruyorlardı acaba, yoksa geriye fazla mı adam yığılıyordu? Pek çözemedim. Aa, merhaba. Hey. Cirit yok. Cirit yok. Kalbini kırarım ama. Sanırım burada tek başımızayız dostlar.
Ama iki kişi de varsa ben burada vücudum yara biri içinde. Kan torbasına döndüm. Bizim agalar nerede? Agalar yardım, SOS. Help. Üf, 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 üf. Hocam. Adamlar fazlasıyla kalkınmış. Evet, şimdi asıl meseleye gelelim. Bizim adamları tank olarak kullanıp benim bunları kesme ve buradan çıkma şansım ne kadar? Bir hit daha yersem yandım bu arada. Bir hit daha yersem yandım da. O kan lekesinden emir veremiyorum. Emir komuta panelini göremiyorum abi kan lekesinden. Sakin ol. Bizim bir gemiye doğru gitmemiz gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Canım gitgide azalıyor mu? Galiba canım gitgide azalıyor. Kanama vardı sanırım oyunda yanlış hatırlamıyorsam. Cihat ve Haçlılarda mıydı? Bir tane modda skill'ler vardı böyle. Canman çalabiliyordun. Can yenileme vardı. Health basma vardı böyle. Hangi modda o? Medic! Allah'ım lütfen aksiyon bitmiş olsun. Şeyi hatırlıyorum ben bu modu oynarken. Tam böyle kaçacağım sırada kan kaybından ölüyordum böyle. Gemiye ulaşamadan küt diye karakter devriliyordu. Koş. Özgürlüğüne doğru koş. Kadim dostum. Evet bak yazıyor sol altta yazıyor. Kan kaybından dolayı bir hasar aldın diye. Ama aşağıda bekliyorlar. Nanik Gamers 2013. Bu hiç iyi olmadı. Evet, zindandan kaçmayı başardın fakat Akre şehri muhafızları tarafından yakalanıp denize atıldın. Tekrar denemek için birinci seçeneğe tıkla. Bedel olarak birer puan güç, çeviklik, zeka ve karizma kaybedeceksin. En baştan başlamak için ikinci seçenek. Yo. Tekrar dene. Tekrar dene, yürü. Birader, en ufak bir fight'a katılmayacağım. Ben bundan sonra varlığım yokluğum bir abi. Böyle hiç. Güzel stat kaybederek başladık seriye. Harika oldu. Gelme lan. Bir kere de gelmeyin lan. Bak geçen sefer askerlerim olmadan gittim. Ondan yara aldım. Bence hacı abiler beni izleyin. Beni izleyin dersen ve bu adamlarla hareket edersen bu iş olur gibi. Şimdi unutmayalım. Amacımız şehri fethetmek değil. Lakin bu adamlar olmadan da başarılı olamam. Hatta bazı yerlerde balta kalkan da oynayabiliriz. Hemen kalkanı çektim. Balta kalkan moduna geldin. Neden balta kalkan? Cirit atan var çünkü. Onu sopayla dövebiliyorsun. Hücum! Hoca abi ne vurdun devirdin adamı? Kalkanla bir çarptım, iflaç açtı. Vur. Arkadan vurmak daha fazla hasar veriyor, yürü. Bak sıfır can, sıfır kayıp. Sıfır can kaybı. Kafalarına vurup inme indirelim şunların. Kalkanla vurdun, ittin. Yerde önüne geleni devirdin. Bizim adamlardan biri de yaralandı galiba. Arbeletli var. Aşağıda bir adam bekliyor. Koş. Önce arbeletliye. Sonra şuradaki dayıya.
Tamam. Güzel savaşıyoruz bu sefer ha. Mohican misali. Buradan aşağı inip şuradan gideceğiz. Gelin benimle, gelin. Var mı sağ kalan? Arkada bir şeyler mi yapıyorlar? Pozisyonunuzu koruyun. Pozisyonunuzu koruyun. Gel benimle. Gel benimle. Şimdi o köprünün altında bir tur daha adam gelecek. Can değerim falan çok iyi ha. Hatırlayamadığın için böyle oluyor biliyor musun? Hatırlasam aslında daha şey oynayabilirdim böyle. Hücum! Hücum! Aklı gitti garibimin. Aklı gitti garibimin. Biraz bana yardım lazım. Biraz yardım. Bizimkiler bir deli dana gibi koşturuyor. Akılları şaştı galiba. Dostlar dediğim gibi bu versiyon 6.0. Bizim galiba Steam'de yüklü olanı 2.3 müymüş? 3 müymüş? Öyle bir şeymiş galiba. Çok bilmiyorum. Ama dediğim gibi en son versiyonunu yükledim efendim. Dolayısıyla bu sefer bir finali yapılmaması için hiçbir sebep yok. Senaryo sağlığına kavuşacaktır diye tahmin ediyorum. Senaryo sona ulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Ve sevgili sponsorumuz Sugary Hell Discord ekibine de bir selam verirsek seri çok daha tatlı ilerleyecek diye düşünüyorum. Evet, sayın hocam. Ben gelemem. Kusura bakma. Geçen sefer aşağı düşüp öldüm panik yapıp. Bu sefer panik yapmayacağım. Mesela onlar buraya gelemiyor. İlk önden bir tane adam yollasak. Mayın eşeği style'a. Sonra burayı şey yapsak bak. Kalkanla vurup yere devirdiğim adamın kafasına. Çok iyisiniz lan. Harbiden çok iyisiniz bak. Tamam. Belki birer stat kaybettim tamam mı? Bir güç, bir zeka, bir çeviklik. Bilmiyorum bir şeyler kaybettim böyle. Biri beynime vurdu, sert vurdu. Anladığım kadarıyla beynime. O yüzden bir miktar sorun yaşadım. Ama bu kaçışımıza engel olamadı dostlar. Görmüş olduğunuz bu şehir ve bize yaşattığı ızdırabı geride bırakıyoruz efendim. Tam tekneye binerken aşağı düşsem ne iyi olurdu. Çıldırırdık hoca, çıldırırdık. Moğol Kağanlığı Selçuklu'ya savaş açtı. Moğol Abbasi'ye savaş açtı. Evet. Efendim an itibariyle serbest bırakılmış durumdayız ve Selçuklu ana görevindeyiz. Alaaddin Keykubat'a rapor verebilmek için hemen Konya'ya doğru ilerlememiz gerekiyor. Adana'da Haçlı Devletleri'ne ait, Milas Bizans İmparatorluğu'na ait. Alanya tarafından çıkarsak oraya rahat ederiz diye düşünüyorum. Moddaki dayanıklılık sistemi kanama mızrak kırılması gibi birçok özellik kamp giriş kısmından kapatılabiliyor. Diğer bir husus kendi krallığınızın askerlerini kendi köylerinizden 3 gün sonra toplayabilirsiniz. Okudum. Kampta formasyon nasıl açılır? Modbook düzeltmesi. Krallıkların asker ağacı. Mod ayarları abi. Yere kan dökülmesi. Kafa kesilmesi. Baba mızrak kırılmasın şimdi tamam mı? Lordların taraf değiştirmesini devre dışı bırakmaca. Bu bizi zorlar. Yani bizden ihanet olmayacak ama onlardan da ihanet olmayacak. Bu bizi zorlar. Savaş sonu bağırsınlar. Yoldaş arasındaki anlaşmazlık gerek yok. Haritada rastgele çıkan hisar ve köyler. Aha bak işte bunlar var ya. Bunlar asıl hasar mekanıydı abi. Kanamayı ve arkadan ekstra hasar vermeyi kapatalım. Tamam mı? Dayanıklılık sistemini aktif et. Yok. Yok abi sağ ol. Şimdi dayanıklılık sisteminde ben iki vuracağım, kesileceğim. O yüzden böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Şöyle bir gemilerden gidelim. Gemiden inmek istiyor musun? Hayır. Hayır. Ya evet değil. Hayır. Açıl şöyle. Şu kenardan gidemiyor mu? Tam gemideyiz işte. Alanya yakınlarına doğru ineceksin ki ben buradan Alaaddin Keykubat'a rapor vereceğim. Evet, gemiden inebilirsin. Şimdi envanterimde birçok eşya var. 0 dinar param ve 0 birim yemeğim var. Bu yüzden benim sevgili Alaaddin Keykubat'ın yanına yaklaşmam çok çok önemli. Yani hızlı bir şekilde Konya'ya gitmem. Hemen şöyle bir Konya'ya doğru yolu alalım. Yanımda Selçuklu piyadeleri var da hiç adamlara yemek dahi vermiyorum yani. Nasıl ben neler hala bilemiyorum.
Adamım. Yediğimiz dayak etkisini göstermiş galiba. Biraz atletizm, biraz kalkan. Gönderle silah ve tekel silah. Biraz gönderliye, biraz tekele. İşte Allah ne verdiyse hızlıca bir toparlanma sürecine. Yürüyün bakalım efendim. Hocam, selamun aleyküm. 125 lan ve üzeri. Ama benim rapor vermem lazım. Aa, bu modda elit birlikler falan vardı. Hatırladım. Şimdi sandıktan aldığımız lootları şöyle bir verelim ve paraya para diyelim mi? Şehre bağış yap. Ekstra elit asker, refah ve ilişki. Hey yavrum hey. Çok güzel silahmış bu arada. Bu mod belli ki benim çok hoşuma gidecek. Ama bak Selçuklu ana görevinde diyor ki konuya gidip Alaaddin Keykubat'a rapor verdi. Rapor veremem. Adamın şehirden çıkması lazım ustam. Ve raporlardan şeye baktığın zaman grubunda hiç yiyecek yok. Haftalık bütçe raporuna biraz eksim var. Selçuklu devletinden gelen askerlik ödemesi var 3000. Bana bir şey olmaz ki. Pazar yerine girip biraz erzak alır mısın? Viski. Kuru üzüm. Sos. Gene 9 tane askere dünyaları donatmaya başladım. Allah'ım sen sabır ver. Ya bir babuş klasiğidir hocam. Bir babuş klasiğidir. Şimdi ben bu adamlara fazladan yemek alıp coşturmazsam, yani böyle ağırlığımın 10 katı kadar yemek almazsam yanıma, bir anlamı yok, anladın mı? Akşehir ve Kütahya tarafından da biraz asker toplayalım. 125 lan mı yapmam lazım yani sevgili Alaaddin Keykubat, o şeyden çıkmayacak galiba. Yerinden asla kalkmayacak sanırım. Evet, şöyle yavaş yavaş asker basmaya da başladık. 45 kişilik çapulcu grubu. Atım var mı? Atım yok. Peki ben yanımdaki adamlarla bunlarla mücadele edebilir miyim? Ne kadar zorlayabilirler ki çapulcular? Arkadaşlar ben deniyorum. Ben denemeye gidiyorum abi. Ben denemeye gidiyorum. El hücum. Onlar nasıl çapulculardı öyle? Yemin ediyorum gözlerim pörtledi. Aha, özel yetenekler. Odaklanma, öfke, depar, ıslık, ilk yardım. 3x ilk yardım artı zeka puanı kadar can verir. Ye. Tamam, teşekkürler. Evet, bundaydı hel. Bu adamların ya askeri var. Bir düşmanı indirdin. İndiririm. Ey yavrum ey. Var mı yanıma yanaşacak baba yiğit ha? Bir bağırırsam. Ah. Sopanın tersiyle vurdular. Sopanın tersiyle fena vurdular hocam. Daha ilk fight'tan indirdiğim adam sayısına bakar mısın? Ye can vermiyor muydu? U muydu? Adamlarını bir araya getiriyorsun ve yaralı olanların canını arttırıyorsun. Eksi 144 tecrübe. Evet, skill basmanın şeyi vardı. Onu hatırladım. Yo, geri çekilmiyoruz oğlum. Geri çekilmiyoruz. Savaş bitti. Selçuklu piyadesi. Ups. Adamlara upgrade basamıyorum çünkü param yok. Birader. Bu nasıl bir yokluk ya? Bu nasıl bir yokluk ya? Ben ödeme almayı bekliyorum bu arada. Yani sevgili Alaaddin Keykubat'tan ödeme aldığım zaman birazcık işler bizim için iyi olacak gibime geliyor.
Bir miktar bu. Bir miktar zeka. Biraz ilk yardım becerisine verirsem en azından kendime can basarken hayatta kalabilme opsiyonum olur. Çünkü can bastığında hiç etkilenmedi bile. Yani ne kadar can basarsam basayım. Umrunda dahi olmadı. Pekala. Şuradan böyle çarçöp eşyaları satıver. Şimdi efendim. Böyle bir Selçuklu atlısı istiyorum ben. Gene başladı bizim mesai. Full atlı birlik. Alaaddin Bey ile görüşmem gerekiyor. Sayın muhafızlar. Oha. Oha. İzin verdiler. Abi ilk geldiğimde niye almadınız? Karakteri yakışıklı yaptım bu arada. Ha. İlk geldiğimde niye almadınız lan beni? Ortalık hala biraz hannekeli gösteriyor. Sizin ekranınız kirli değil bu arada. Evet. Hocam. Sevgili Alaaddin Keykubat. Neden göreve şey ha? Sultanım. Çok önemli haberlerim var sultanım. Haçlı Devleti bölgesinde devriye görevindeydik. Bir gölün yanında kamp kurup dinlenmeye başlamıştık ki tapınak şövalyelerinin saldırısına uğradık. Etrafımızı kuşatıp bize esir aldılar. Zindanda diğer esirlerle birlikte bir yolunu bulup Akre şehrinden kaçtık. Kaçarken Haçlı ordularının toplandığını ve bize saldırı hazırlığı yaptığını gördük. Akre gibi bir şehrin zindanından kaçabilmenden pek etkilendim. Senden önce casuslarımız Haçlı ordusuyla ilgili bilgileri iletti. Böylece bilgi teyit edilmiş oldu. Ordularımızın hazırlığı için gerekli emirleri çoktan verdim. Ordular benim önderliğimde ilerleyecek. Gerekli tüm hazırlıkları tamamlayalım. Bu konuda sana da iş düşüyor Samet Han. Büyük bir ordu demek, büyük erzak ihtiyacı demektir. Ordunun erzak ihtiyacını karşılama görevini sana veriyorum. İnek mi toplayacağım abi? Emredersiniz sultanım. Ama inek mi toplayacağım abi? Yani temel olarak ne yapacağım? İki tekerlekli araba ve 16 parça koyun eti. Okey. Evet sevgili dostlar şöyle yapalım. Gelecek bölümde Ege bölgesinde 4 adet iki tekerlekli araba ve erzak için Ege Denizi bölgesindeki koyunları avlayıp 16 parça koyun eti getireceğiz. Evet gelecek bölüm bizim için birazcık farm bölümü olacak. Hem orduyu geliştiririz. Hem bir maaş alırsak gerçekten çok makbule geçecek ama henüz daha maaşımızı alamadık. Zam yapıldı mı maaşıma? Haftalık bütçe raporu. Aa zam yapıldı. Artık 31 yazıyor burada. 3100 altın alıyorum. Çok iyi. Evet sevgili arkadaşlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Saltanatı Selçuklu serisi gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.